Hadi bakalım. Şimdi yine güzel polinom sorularıyla devam edelim gençler. Px diyor 3. dereceden bir polinomdur. Peki. P0 eşit, P-1 eşit, P2 eşit 0 ve baş katsayısı 4 olan polinomun x-1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi burada ufak bir hatırlatma yapalım istiyorum. Örneğin ben desem ki sana Px polinomunun x-1 ile bölümünden kalan 0'dır. Ne yazarsın sen? Bunu sıfırladım. X değerim ne 1? Polinomda x gördüğüm yere 1 yazdım. Kalan 0 dediği için 0'a eşitleyeceğim. Doğru mu? Yani dese ki Px polinomu x eksi 2 ile tam bölünüyor. Görüyor musunuz? Px polinomu x eksi 2 ile tam bölünüyor. Yani ne yapıyorum? Polinomda x yerine 2 koyduğumda tam bölünüyor dediği için ne eşitliyorum? 0'a. Dese ki Px polinomu x artı 3 ile tam bölünüyor. O zaman ne yapıyorum? Gene sıfırladım eksi 3. Polinomda x yerine eksi 3 koydum. Tam bölünüyor. Kalan 0 demek. Gene 0'a eşitledim. Yani ben aslında şu ifadeyi gördüğümde şunu mu anlayacağım? Yani px polinomu x eksi 1 ile tam bölünür. Ya da bu ifadeyi gördüğümde px polinomu x eksi 2 ile tam bölünür. Ya da bu ifadeyi gördüğümde px polinomu x artı 3 ile tam bölünür mü diyeceğim. O zaman biz sorumuza geri dönersek. P0'ın eşittir 0 olması ya da P-1'in 0 olması ya da P2'nin 0 olması aslında px polinomunun x'e, buradan x artı 1'e, buradan x eksi 2'ye, eşittir 0 olması böldüm. Eşittir 0 demek kalan 0 demek artı 0. Yani x'e de x artı 1'e de x eksi 2'ye de bölsem bölümü bilmiyorum. Ama eşittir 0 dediği için kalanın 0 olduğunu biliyorum. Anladık değil mi buraya kadar? Şimdi de sana diyorum ki diyor. Px diyor 3. derece bir polinom. Px 3. derece bir polinomsa zaten bunların çarpımı 3. dereceden gelmez mi? O zaman bu Bx dediğim şeyin herhangi bir sabit mi olması lazım? Zaten çarpımları 3. Buradan da sabit bir şey gelecek belli ki. Ve diyor ki baş katsayısı 4 olan polinom. Baş katsayı en yüksek dereceli terimin katsayısı değil miydi? X, x, x'leri çarparsam x küp gelir. Üçüncü derecedense x küpün katsayısının 4 olması için k'nın demek ki ne olması gerekir? 4. Yani senin Px polinomun 4x, hatta şöyle yazayım, yerine yazayım ilk kafa karışmasın. Şöyle bir polinom. Hadi kalan 0'a da yapıştıralım. Ne istiyor? Polinomunun x eksi 1'e bölümünden kalan kaçtır? Olan, o zaman p1'i soruyorum diyor sana yani. Şimdi ben de x gördüğüm yere 1 yazarsam 1 çarpı 2 çarpı eksi 1 çarpı 4'ten eksi 8'dir cevabı. Anladık değil mi arkadaşlar? Çözmüş müydük? Yok, çözmemişiz. Oh, çok benzeri bir soru bakalım. Öyleyse artık hepimiz biliyoruz ki şöyle bir ifade gördüğümüz anda bu x eksi 1 ile şu x artı 1 ile bu x eksi 2 ile bu x artı 3 ile bölündüğünde kalanın 0 olduğu anlamına geliyor. O zaman yazalım. Yine polinom yok. Yine kendimiz yazacağız. Px polinomunu ben x eksi 1'e de x artı 1'e de x eksi 2'ye de x artı 3'e de bölsem bölümü bilmiyorum, kalanında kesin 0 eşittir 0 dediği için. Ki zaten ben bunları çarptığımda 4. derece bir ifade yakalamaz mıyım? Polinom da 4. dereceden bir polinom değil miymiş? O zaman bx dediğin değer gene burada herhangi bir sabit olmak zorunda. Dedim ki sana diyor p0 12. Hadi o zaman x'e 0 verelim. Ver bakalım x'e 0 değerine. P0 eşittir. X'e 0 koydum eksi 1. X'e 0 koydum 1. X'e 0 koydum eksi 2. X'e 0 koydum 3 çarpı k. Kime eşit? 12'ye. Ne yapar burası? 6k 12'den. Öyleyse k değerim ne gelir? 2. Öyleyse yazalım px polinomunu. X eksi 1. X artı 1. X eksi 2. X artı 3. K'yı da ne bulmuştum? 2.
Peki soru köküne gel. Ne istiyor? Px'in x artı 2 ile bölümünden kalan. Sıfırladığında x değerini ne? Eksi 2. Polinomda x değerine eksi 2 koydum. Demek ki benden p eksi 2 istiyor. Gel x yerine eksi 2'leri yapıştır. Eksi 2 yazarsam eksi 3. Eksi 2 yazarsam eksi 1. Eksi 2 yazarsam eksi 4. Eksi 2 koyarsam 1. Ya çocuklar böyle kendi kendimize ders anlatır olduk. Bir kere eksilerin çarpımı eksidir. 3 kere 4, 12, 2 ile de çarp 24. Cevap eksi 24 gelir. Umarım anlıyorsunuzdur gençler. Devam edelim bakalım. Hangi sorumuzla devam edelim? Haydi bununla devam edelim. Okuyalım bakalım. Ne diyor? Px diyor. Üçüncü dereceden bir polinom. Peki. Px'in x, x artı 1, x eksi 1 ile bölümünden kalan 2. Bak bu cümle sana denklem yazdır. Px'i x'e de bölsen, x artı 1'e de bölsen, x eksi 1'e de bölsen. Bölümü bilmiyorum ama her seferinde kalan 2 dediği için artı 2'yi yapıştırıyorum. Oldu değil mi? Sonra neler vermiş? Px artı 2 polinomunun sabit terimi. Sabit terim neydi? X'e 0 ver. X'e 0 verirsen P2 ne gelecek yani? 8. Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan yani x'e 3 ver. Yani benden ne istiyormuş? P3'ü. İyi. İstesin bakalım. Sorunun en başına geri dönüyorum. Diyor ki Px 3. derece bir polinom. Zaten x'i x artı 1 x eksi 1'i çarparsam 3. derece gelmiyor mu? O zaman bu sabit bir şey olsun ki derecesi değişmesin. Demek ki gene bölüm k şeklinde bir sayı olacak. Bir yudum daha içelim gençler. Peki bu k'yı nereden bulacağız? Verdim ya sana diyor P2'yi 8. Hadi verelim x yerine 2. 2 çarpı 2 koydum 3, 2 koydum 1. K'yı da bilmiyorum artı 2. Kime eşit olacakmış? 8'e. O zaman 6K buradan 6'ya. Öyleyse K dediğim değer de buradan neye eşit geldi? 1'e. Yazalım bakalım Px polinomunu. X çarpı, X artı 1 çarpı, X eksi 1 çarpı. Zaten K'yı 1 bulmuştum artı 2. Hadi diyor bana P3'ü hesapla. Her şeyi biliyorum. X yerine 3 yazarsam. 3 kere 4, 12, 24. 2 daha ne yapacaktır? 26. Demek ki bölümünden kalan 26'ymış. Anladık değil mi? Bunları durdurup çözün arkadaşlar. Sonra dinleyin bizleri. Baş katsayısı 2 olan 3. dereceden Px polinomunu. Peki. X eksi 2'nin karesi ile bölümünden kalan 3x eksi 5'tir. Bak gene bir polinom yok. Gene polinomu biz yazacağız. Bu cümlede bize soru yazdırır. Pardon, denklem yazdırır zaten. Diyor ki bak Px polinomunun diyor x eksi 2'nin karesiyle bölümünden kalan 3x eksi 5. Bölümü gene bilmiyorum. Artı kalanım 3x eksi 5. Hop başa geri dönüyorum. Baş katsayısı 2 olan 3. dereceden. 3. dereceden olacaksa burası zaten 2. derece. 3. derece olabilmesi için bunun 1. derece olması lazım. Ki çarptığımda 3. derece bir ifade gelsin. Peki baş katsayısı 2 demek bu 3. dereceden olan yani x küplü terimin katsayısının 2 olması mı demek? E buradan x kare gelecek, buradan ax gelecek. X küplü terimi bu mu sağlayacak? Yani burada a dediğin değer demek ki neymiş? 2. Yani o zaman benim polinomum aslında x eksi 2'nin karesine bölünüyor. Bölümüm 2x artı b şeklinde, kalanım da 3x eksi 5 oldu. Anladık değil mi? Diyorum ki sana diyor. Px polinomunun x eksi 1'e bölümünden kalan 6. Yani p1 6. Px polinomunun sabit terimi. Yine x'e 0 koydum. P0'ı soruyorum diyor. O zaman ben p1'in 6 olmasından yola çıkarak b değerini yakalayabileceğim. Hadi yakalayalım bakalım. P1. X'e 1 yazıyorum. 1 yazarsam eksi 1 karesi 1. 1 koydum. 1 yazdım. Eksi 2 mi yaptı? Kime eşit 6'ya? O zaman Allah buradan 2 artı B 8. Öyleyse B değerimde ne geldi arkadaşlar? 6. Madem B'yi 6 buldum oh mis gibi yazarım artık. X eksi 2'nin karesi 2X artı 6 artı 3X eksi 5. Şimdi senden P0 istiyorum diyor. Yapıştır 0.
4. Yapıştır 0, 6. Yapıştır 0 gider, eksi 5 mi geldi? 24 eksi 5'ten cevabımda ne gelecektir? 19. Anladık mı arkadaşlar? Oluyor mu? Hadi bakalım böyle bir örnek şimdi. Şimdi bunlar hep klasik sorular. Polinomları öğretebildiğimiz soru çeşitleri. Bir sonraki videoda da şeylerden bahsedeceğim. ÖSYM'nin sevdiği işte bu yeni nesil dediğimiz soru çeşitlerinden. Hadi bakalım buna. Güzel sorulardır bakın bunlar. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 3. Artık bunu özetlemek zorundasın. Yani bu P1'im 3 demek istiyor. Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 1. Yani P eksi 1'im eksi 1 demek istiyor. P kare x polinomunun x eksi 1 çarpı x artı 1'e bölümünden kalan. Hadi denklem yazacağız çünkü gene denklem yok. Diyor ki P kare x'i diyor. X eksi 1 çarpı x artı 1'e böl. Bölümü bilmiyorum. Sonuçta bunların çarpımı ikinci derecedense kalan en çok birinci derecedendir diyor. Doğru mu? Hadi buraları sıfırlamak için x'e bir 1 verelim. Gitti. Buradan artı b geldi. Bir de x'e eksi 1 verelim. Gene gitti. Buradan da eksi a artı b geldi. Kullan kafanı. P kare 1 dediğin şey P1'in karesi değil mi? Benim P1'im kaçtı? 3. Karesi ne yapar o zaman? 9. P kare eksi 1 dediğin şey P eksi 1'in karesi değil mi? P eksi 1 eksi 1 karesi de ne yapar? 1. Oh mis. 2 bilinmeyen 2 denklem. Çöz gitsin. A'lar gitti. 2B 10. Öyleyse B değerim ne geldi? 5. B 5 ise A değerim ne geldi? 4. Zaten kalanı soruyordu. Kalan da AX artı B'di. Yani 4X artı 5'tir diyorum cevabı. Oldu değil mi? Devam ediyoruz o zaman. Px polinomunu verdim diyor. X eksi 1'in karesi ile tam bölünebilmesi için. Aslında çocuklar bunun kısa bir yolu vardı. Eğer ki türevi öğretebilseydik sizlere. Ama müfredat dışı kaldığı için bunu o türev yardımıyla çözebildiğimiz kısa bir yoldu. Türevsiz çözeceğiz. Amele yöntemi yani. Valla x eksi 1'in karesi dediğimiz şey x kare eksi 2 x artı 1'dir. Ne yapıyorduk? Bu polinomun x kare eksi 2 x artı 1'e tam bölünmesi demek. Bunu eşitli sıfıra. En yüksek dereceli terimi yalnız bırak. Yani x kareyi yalnız bırakırsam şu anlama geliyor. Polinomda x kare gördüğüm yere 2x eksi 1 yazacağım. Tam bölünüyor dediği için sıfıra eşitleyeceğim. Hadi yazalım. X kübü ben x kare çarpı x diye düşünürsem x kare gördüğüm yere ne yazacakmışım? 2x eksi 1 çarpı x. X kare gördüğüm yere ne yazacakmışım? 2x eksi 1. Tam bölünüyor dediği için ne eşitleyeceğim? Sıfıra. Dağıttım bunu. 2x kare eksi x. 2ax eksi a artı 3x artı b. Bir daha x kare gördüm. Bir daha 2x eksi 1 yazıyorum. Ne zamana kadar? X kare gördüklerim bitinceye kadar. Düzenleyelim bakalım. 4x eksi 2 eksi x 2ax eksi a artı 3x artı b. X bulunduranları x parantezine alalım. Bir kere 4x eksi x daha ne yaptı? 3x. 3x daha ne yaptı? 6x. X parantezine alırsam 6 artı bir de burada var 2a mı? X bulundurmayanlarda eksi 2 eksi a artı b. Kime eşit? 0'a. 0 olması aslında bunun 0x artı 0 olduğu anlamına gelmez mi? 0 ya yok işte. O zaman burada da x'i terimin katsayısı 0 olmalı. Burada da sabitlerim 0 olmalı. Hadi yapalım. Öyleyse 2 artı 6 0'dan. A buradan eksi 3. A yerine eksi 3 yazalım. Eksi 2 artı 3 artı b eşittir 0'dan. B de buradan eksi 1 gelecektir. Bizden b'yi istiyor. Öyleyse cevabımız nedir diyorum. Eksi 1'dir. Bu yani bölme olaylarıyla ilgili soru çeşitlerimiz arkadaşlar. Şimdi böyle bir soru istemiş. Px artı 1 artı Px eksi 2 eşittir 6x eksi 5 diyor. Px polinomunu bulunuz. Şimdi bir kere şunu düşünmeni istiyorum. Hani P5'i, P7'yi, P3'ü, P1'i falan sormamış. Px'i istiyorum diyor. Yani benim direkt polinomu bulmam gerekiyor. O zaman şöyle düşün bakayım. X yerine x artı 1 yazarsan derece değişir mi? X'in x'i bir şey yazdın. Derece değişmeyecek. X eksi 2 yazarsan değişmeyecek. Aynı dereceli iki polinomu topladığında derece değişir mi? Değişmeyecek. O zaman
toplamları birinci derecedense demek ki Px polinomu da birinci derece bir polinommuş. Önce Px artı 1'i oluşturayım diyorum. Yani nasıl? X yerine x artı 1 yazıyorum. Düzenle bakalım. Ax artı a artı b. X yerine x eksi 2 yazalım diyorum. Yazalım x yerine x eksi 2. Düzenle. Ax eksi 2 artı b. Bunları topla diyor. Toplayayım bunları. 2ax eksi a artı 2b. Kime eşit diyor? 6x eksi 5'e. X'in katsayısı 2a. X'in katsayısı 6. Öyleyse a değerim ne geldi? 3. Sabit terim eksi a artı 2b. Eksi 5'e eşit. A 3 ise eksi 3 artı 2b eşittir. Eksi 5. 2b buradan eksi 2. Öyleyse b değerimde ne gelir? Eksi 1. A 3, b eksi 1. Polinom ax artı b'de. Yani ne yaptı? 3x eksi 1 polinom. Burada P3'ü P5'i soruyor bazen. Değer vererek yapabileceğini sanıyorsun. Gelmiyor. En güzeli x yerine x artı 1. Yani birinci dereceden ne yazarsam derece değişmez. Topladığında da derece değişmez. O zaman Px polinomunun birinci derece bir polinom olduğunu düşünmek gerekiyor. Peki buna baktık diyelim ki. Şöyle yapayım arkadaşlar. Aynen. Ne vermiş? Px polinomunu x üzeri 30 eksi x üzeri 18 artı x üzeri 6 artı 1 şeklinde vermiş. Polinomunun x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan. Az önce bahsetmiştik. X kare artı x artı 1'e böleceksem x kareli terimi yalnız bırakırım. Attım eşitledim sıfıra en yüksek dereceli terim. Bu şu demek. X kare gördüğüm yere eksi x eksi 1 yazacağım. Hadi yazalım. Da x üzeri 30 dediğin şey x kare çarpı x kare çarpı x kare çarpı nokta noktaya her x kare gördüğüm yere eksi x eksi 1 yazarak baş edebilecek miyim? X üzeri 30 ya. O zaman yapamam. Her x kare gördüğüm yere tekrar eksi x eksi 1 tekrar eksi x eksi. Bu soru böyle sabaha kadar çıkmaz. O zaman ne yapacağım? O zaman ne yapacaksın bak diyor. Şimdi olayımız ne bizim diyor. Bakayım renkli bir kalemim başka bir sarı yazar mı acaba ya? Yazıyor da siz görebilir misiniz? Ben de bilemedim. Turuncuyla bir devam edelim bakalım. X kare artı x artı 1'e bölümünden kalan dediğinde sıfırlamıyor muyduk? Değil mi? Şimdi bu bir çarpanın bu bir açılımındaki bir çarpan. X kare artı x artı 1. Diyorum ki ben eşitliğin her iki tarafını x eksi 1 ile çarparsam burası x küp eksi 1'in açılımı değil mi? 0 çarpı bir şey zaten 0 değil mi? O zaman bu ne demek? X küp gördüğün yere 1 yaz demek. Oh mis oldu soru. Ben bunu x küpün 10. kuvveti. Bunu x küpün 6. kuvveti. Bunu da x küpün karesi diye yazabilirim. X küp yerine de 1 koyacaksan 1 üzeri 11'dir. 1 üzeri 6 1'dir. 1'in karesi 1'dir. Artı 1 eksi 1 gider. Cevabımda ne gelir? 2. Demek ki kalan 2'ymiş. Yani sayılar çok büyük olduğunda hemen kime böldüğüne bakacaksın. Aa, bu küp açılımındaki şu parantez dediğin anda hemen aklına diğerini yazıp düzenlemek gelecek. Küp açılımıdır yani burası. Başka türlüsünü soramaz. Sorarsa da burayı ufak verir. Yani dereceyi büyük verip burayı bilmediğimiz bir şey veremez. Tamam? Şimdi aynı bak. X üzeri 48 ile başlamış bir kere hikaye. Derece büyük. Ha diyorsun bir bakayım. X kare eksi x artı 1'e bölümünden kalan. Neydi bu? X kareyi yalnız bırakarak yapamam ne? X kare gördüğüm yere x eksi 1 yazarak soru mu gider? Şimdi diyorum ki ben bunun her iki tarafını x artı 1 ile çarpar isem burası x küp artı 1'in açılımı olmadı mı? O zaman bu ne demek? X küp gördüğün yere eksi 1 yazacağım demek. Yazayım x küp yerine. Bunu x küpün 16. kuvveti. Bunu x küpün 5. kuvveti. X kare x karedir. Aynen kaldı. X küp yerine eksi 1 yazarsam 16. kuvvet 1 yapar. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1. Önünde eksi var artı 1 yapar. X kare eksi 2. Artı 2 eksi 2'ler gitti. Ne kaldı? X kare. Sen şimdi polinomu ikinci dereceden bir polinoma bölersen kalan ikinci derece olmaz. Dedik ya kalan 7'ye böldüğünde en çok 6, 8'e böldüğünde en çok 7 ise ikinci dereceden böldüğünde de kalanın en çok birinci derece olması lazım. E ne yapacağım hocam? X küp yerine eksi 1 yazıyorum da x kareyi ne yapacağım? O zaman buradan eşitledin bunu sıfıra.
X kare ne geldi? X eksi 1. O zaman X kare gördüğün yere de X eksi 1 yazacaksın. Öyleyse PX polinomunun buna bölümünden kalan X eksi 1'dir. Oldu değil mi? Güzel iki sorudur ha. Yıldız atın bunlara. Çarpanları ayırma da sever, polinomlar da sever bu soru tipini. Peki burası şimdi. PX'i verdim sana diyor. X küp eksi 3 X kare artı 3 X eksi 7. X gördüğüm yere de küp kök 2 artı 1 yazacakmışım. Valla küp kök 2 artı 1 yazıp ben ondan kübünü bile alamam. Bu haliyle yerine yazarak bulabileceğim bir soru değil bu. Yani ne yapacağım o zaman? Ne yapacağım? Ne var? Bak X küp 3 X kare 3 X. X'ler azalıyor. 1 bir şey yoksa kat sayısı 1'dir. 1, 3, 3, 1 olması gerekiyordu. Yani bu X küp eksi 3 X kare artı 3 x'e artı eksi artı eksi 1 olmalı. Bir de sende ne var? Eksi 7. O zaman sen buraya ne koyacaksın? Eksi 6. Yani ben eksi 7'yi eksi 1 ile eksi 6'nın toplamı gibi yazmış oldum. Şimdi burası x eksi 1'in küp açılımı değil mi? X gördüğüm yere mis gibi şimdi istediği değeri yazarsam küp kök 2 artı 1 eksi 1'den. Bunlar gider. Kuvvet kökü götürür. 2 eksi 6'dan cevabımda ne gelir? Eksi 4. Anlaşıldı değil mi? Peki, derece sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Az önce bahsettik. X yerine x eksi 1 yazarsak derece değişiyor muydu? Hayır. Birinci dereceden yine birinci derece bir şey yazıyor. Bu 1 falan derece değiştirmez. Beni x'in kuvveti ilgilendiriyor. Derece sorularında özellikle. 2x yazarsak derece değişmez. O zaman diyorum ki ben burada px polinomu derecesi m olsun. Qx polinomunun da derecesi n olsun. Px polinomun karesini alırsam dereceyi 2 ile çarpmış olurum. Px polinomuyla Qx polinomunu çarparsam derecelerini toplarım. Neye eşitmiş? 21'e. Yok efendim x yerine x artı 2 yazacakmışım. Yaz derece değişir mi? Değişmez. Qx'den 3 çıkaracakmışım. Yaz derece değişir mi? Değişmez. P'yi Q'ya bölüp derecesinden bahsedeceksem yukarıdakinin derecesi eksi aşağıdakinin derecesi diyorum. Bölmede yukarıdakinin derecesi eksi aşağıdaki yapmaz mıyız? Al sana mis gibi 2 bilim en 2 denklem çöz gitsin. 3M buradan 24, M de buradan ne gelir? 8. M 8 ise 16 artı N 21, N de buradan ne gelecektir? 5. Yani bu şu anlama geliyor. Px 8. derece bir polinom, Qx 5. derece bir polinom. Polinomları çarpıyorsak derecelerini toplarız. 8 artı 5'ten cevabımız da ne gelir arkadaşlar? Olur. Polinomlar bunlar.